Arkadaşlar selam. Her videoda sizlere bir tane CS:GO skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya Instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kas açma videosuna hoş geldiniz. Bugün CS:GO skinsteyiz arkadaşlar. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız bu buraya DEX yazarsanız sizlere 0.5 dolar bedava para veriyor arkadaşlar. O bedava parayla da mesela geliyorsun burada 3 tane hesabım var. 3 tane hesabını ayrı ayrı açıyorsun. Buradaki bütün skinleri çekip gidiyorsun bak 0.5 verdi. Ama Arkadaşlar bazen 2 dolar da veriyor yani ben en çok 2 doları gördüm arkadaşlar bak mesela şu 1 dolar değil mi 0.97 bak 0.86 yani buradan çıkan itemi direkt alıp gidebilirsiniz arkadaşlar Biz bugün ne yapacağız kasa savaşı yapıp deli gibi katlayacağız bize ne lazım para lazım arkadaşlar gerçekten güzel para lazım Bugün ya şu kasayı açmayacağım arkadaşlar şu kasaya yemin ettim açmıyorum ya gerçekten yemin etmedim de Gerçekten o kasayı açmak hiç mantıklı değil. Şu kasayı bir deneyelim ya. 10 tane bu kasadan koydum. Yani şuradan güzel item vermese de kazanmam lazım yani. Şu kasayı bir deneyelim ya. Bu kasa güzel mi arkadaşlar? Biliyor musunuz ya? Valla nasıl bileceksiniz ki oğlum? Açabilseniz bir tane açarsınız. 280-580 dolar yani. Valla arkadaşlar. Hayat çok pahalı ya. Gerçekten. Bak sizde bir şey söyleyeyim mi? Ben... Ben bile geç kaldım biliyor musunuz bu hayat için geç kaldım sizi düşünemiyorum yani eğer şu an 20 21 yaşındaysan hayat senin için 50 kat daha zor bak her gün birisi bana mesaj atıyor bak instagramdan abi diyor işte şunun var işte türeliyetim var işte şunu yapıyorum işte bunu yapıyorum işte baya yazan var ya yazılımcıyım işte şöyle yazıyorum böyle çiziyorum hani tasarımcısı, şeycisi hepsi yazıyor valla. Diyor ki nasıl yurt dışına giderim. Çünkü arkadaşlar gerçekten hani yurt dışına gittiniz miydi de öyle hani zengin olacağınızı falan düşünmeyin yani. Hani eğer mesleğim varsa hani yazılımcıysan bir tık okey güzel bunu aldık. Yani yazılımcıysan bence okey. Ama yazılımcı falan değiliz. Ananı satayım yapma aldık be çok güzel miktarı da arttırdı 7881 dolar aldım arkadaşlar buradan süper yani orada yazılımcı arkadaşlarım vardı böyle bayağı para alıyorlardı yani 8000 euro alıyordu yeni bir yerden teklif almıştı hani daha fazlasını alacaktı yani yazılımcıysan güzel kazanırsın da diğer türlü arkadaşlar hani mesela bankacı arkadaşım vardı aldığı nereden baksan 2500 dolar falan ediyordu yani Polonya için söylüyorum Almanya'da da böyle 3.000 4.000 euro alsanız ya yani 3.000 4.000 euroyu da almak için de şey lazım ya. O da zor ya. Hani yurt dışında da öyle çok ahım şahım öyle deli gibi para kazanmıyorsun. Sadece kazandığın para sana yetiyor arttırabiliyorsun. O yüzden bence yurt dışı bir avantaj ama bilmiyorum arkadaşlar ya. Ya ben mesela şu an işin çalışma şey kısmında değilim de ben kendimi arıyorum biliyor musunuz? Ya gerçekten kendimi nerede mutlu olurum diye onu arıyorum ya. Hani buraya ait hissetmiyorum gerçekten Türkiye'ye kendime ait hissetmiyorum. Polonya'ya da kendimi ait hissediyorum aslında. Bak Varşova güzel değil, güzel değil. Brostav ananı satayım. Çok güzelsin be. 13.000 dolar aldık. Çok iyi. Arkadaşlar vallahi bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Hayat garip ya gerçekten. Yani bunu neden söyledim biliyor musunuz? Yani mesela önceden mesela kredi çekip bir ev, araba alabiliyordun ya. Ben mesela ilk başta Clio aldım. Clio'yu şeyle almıştım. Krediyle aldım bak. Benim Yükseliş hikayem ne biliyor musun? Kredi abi kafamı kullandım. Risk aldım ya sürekli risk aldım bak. Clio aldım. Clio'yu o zamanlar 25 bin liraya falan aldım galiba. 98'e falan sattım. Sonra üzerine kredi çektim. Gittim Mercedes aldım. Mercedes'i de ya benim aslında kardeşim çok fazla arabalara meraklıydı. O yüzden Mercedes aldık. Mercedes'i de o zamanlar 200 küsür liraya almıştık işte. Onu da krediyle aldık. Sonra bir baktık arabalar uçtu gitti. Bizim Mercedes oldu 1 milyon falan. Hadi dedik bir daha arttıralım dedik. Bir daha arttırdık. Diğer Mercedes de oldu 1 milyon 800, 1 milyon 900. Öyle öyle yani yükseliş hikayesi bu yani. Yani tamamen şeyden kaynaklı abi. Hani ekonominin yükselmesinden dolayı bir de hani mal sahibi olmamdan dolayı. Hani e, ben vallahi hani yükseliş hikayem bu ya. Hani şöyle bir düşünüyorum. Ben nasıl bu duruma geldim? Vallahi bunlarla sayesinde geldim yani. Bazı insanlara belki başka geliyor olabilir. YouTube'un da bana katkısı oldu. Ama hani öyle çok büyük katkısı olmadı yani. Bilmiyorum vallahi. Hani YouTube'dan öyle çok ahım şahım böyle milyar dolarlar kazanmıyorsun ya. Hani 100 bin falan hani 100-150 bin yani mesela şu an YouTuber'lar 150, 100 bin falan kazanıyor. Hani 100 bin lirayı da arkadaşlar çok büyük görmeyin. Hani gerçekten YouTuber'lık da kolay değil ya. Neyse bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Görüşürüz. <laughs>